Karadeniz Kaz Çiftliği'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üretimimizi nasıl gerçekleştiriyoruz onu anlatmaya çalışacağız. Ekranda gördüğünüz bizim anaç kazlarımız, Alman maz kazıdır bunlar. Bu anaç kazlarımızdan sınırsız yemleme ile yumurta elde ediyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz kazımız mesela yumurtluyor arkadaşlar. Biz bu yumurtaları sabah kazlarımızı saldıktan sonra bir kısmını kümesten topluyoruz. Bu şekilde kümesimize araç tekerleklerinden folluklar yaptık. Kazlarımız bu şekilde folluklara yumurtluyorlar arkadaşlar. Sabah bu yumurtaları bir posta topluyoruz. Ondan sonra akşam kazlarımızı yerine koyduğumuzda bahçemizden yumurta toplama aşamasına geçiyoruz. Bahçede yumurta toplamak biraz daha zor çünkü kazlarımız bunları korumak amacıyla üstlerini otlarla kapatıyorlar. Bu da Allah'ın bir hikmeti yani arkadaşlar. En son akşam tekrar kümesten yumurtalarımızı topluyoruz ve bu yumurtalarımızı kuluçkahanemize götürmek üzere bir hafta biriktiriyoruz arkadaşlar. Bir haftayı geçtikten sonra sıkıntı oluyor. Bir hafta dolduğunda bütün yumurtalarımızı aracımıza koyarak kuluçkahanemizin yolunu tutuyoruz. Kuluçkahanemiz çiftliğimizde değil, bunun sebebi elektrikle ilgili çiftliğimizde sıkıntı olduğundan Samsun merkezdeki aile evimizde giriş katındaki garajımızda gerçekleştiriyoruz kuluçkahane işini. Yumurtalarımızı kuluçkahaneye getirdikten sonra temizleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Temizliğini yaptıktan sonra dezenfektan işlemi gerçekleştiriyoruz yumurtalarımıza. Bu dezenfektan işlemi önemli çünkü yumurtada herhangi bir hastalık olduğunda makinedeki bütün yumurtaları sirayet edebiliyor. Bu yüzden bu şekilde dezenfektan yapıyoruz yumurtalarımızı. Dezenfektan işlemimiz bittikten sonra da makinamıza yumurtaları yüklüyoruz. Makinamıza yumurtalarımızı doldurduktan sonra kapısını kapatıp 10 gün boyunca hiçbir şekilde açmıyoruz. 10. gün bu yumurtalarımızı makinamızdan çıkartıp döl kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü koyduğumuz bütün yumurtaların döllü olması mümkün değil. Bu elimde gördüğünüz yumurta damarlaşma oluşmuş. Yani bunda civciv var demek. Bu yumurtada da var demek. Ancak bu yumurtamız boş olduğu anlaşılmaktadır arkadaşlar. Bunları makinalardan çıkartıyoruz. Bu yumurtalarımızı 27 gün boyunca gelişim makinesinde tutuyoruz. 27. gün bu şekilde çatlama oluyor. Hatta bazı civcivlerin çıktığı görünüyor. Bu çatlama olan yumurtalarımızı ısı ve nem derecesi farklı olan çıkım makinamıza alıyoruz. Çıkım makinesinde de bu yumurtalarımız 3 gün durduktan sonra 3. gün sonrasında hatta 2. gün akşam kapağını açtığımızda bütün civcivlerin kuvvetle muhtemel çıkmış olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Tabii içerisinden çıkmayanlar da hatta çıkım esnasında ölenler de oluyor. Bu şekilde bir civciv üretim periyodu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şu anki videomuzda ise bir başka çıkımımızı görüyorsunuz. Gayet başarılı bir şekilde civcivlerimiz kıpır kıpır arkadaşlar ve kümeslerine gitmek üzere sabırsızlanıyorlar. Biz Karadeniz Kaz Çiftliği olarak Alman maz kazı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu ürettiğimiz civcivlerin bir kısmının satışını gerçekleştiriyoruz. Bir kısmını ise kümesimize götürüp etlik olarak büyütüyoruz arkadaşlar. Etlik olarak büyüteceğimiz civcivlerimizi bu şekilde kümesimizdeki civciv büyütme kafeslerimizde 10 gün boyunca büyütüyoruz. 10 günün sonrasında ise yerdeki bölmelerimizi alarak civcivlerimizin gelişimlerini sağlıyoruz arkadaşlar. Karadeniz Kaz Çiftliği olarak hepinize iyi günler dileriz. Bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen.